Röpinoğlu'na hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum var kanalımda. Aslında uzun süredir takip ettiğim ama tanışmadığım bir futbolcu arkadaşım. Tayyip Tağlan Sonuç, hoş geldin. Hoş buldum abi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bütün yıl ismin konuşulur hale geldi. Çok iyi bir performans sergiledi. Öncelikle tebrik etmek isterim. Teşekkür ederim. Çok iyi bir sezon geçirdin. Bu sezonda da çok önemli bir hocayla çalıştın. Montella ile çalışmak, yani aslında geçen sezonun ilk günüyle bu sezonun işte kampı da yeni açıyorsunuz. Baktığında kendine nasıl bir farklılık görüyorsun? Oyun olarak neler öğrendin? Şunu daha iyi yapıyorum, bunu daha iyi yapmam lazım dediğinde ne oluşuyor kafanda? Ben de dahil olmak üzere bütün takıma hoca gerçekten çok şey kattı. Hoca gerçekten çok iyi bir taktisyen ve iyi bir analizci. Her maçtan sonra eksiklerimizi analiz ettik ve bunun üstünde çok fazla çalıştık. Özellikle savunma anlamında, bireysel savunma ve takım savunması anlamında kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bana da bu konuda çok katkısı oldu hocanın. Yani benim için gurur verici tabii ki. Böyle büyük hocalarla çalışıp dersler alabilmek, bir şeyler öğrenebilmek gerçekten önemli. Bu hocaları genç yaşta yakalayabilmek daha da önemli. Sezon geldiğinde zaten hoca ilk geldiğinde bazı tespitler yapmıştı, bazı analizleri vardı üstümüzde. Yani bu konularda çok fazla çalıştık ve gerçekten iyi bir ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani böyle hocalara çalışmak gerçekten mutluluk verici. Sana ne diyor mesela? Çekip hani Tayyip şurada dursan daha iyi falan, pozisyon alma üzerine mi daha çok? Yoksa nasıl bir iletişiminiz var? Yani pozisyon anlamında çok şey katıyor bize. Ama her zaman hoca şöyle söylüyor. Yani takım savunması bireysel savunmadan daha önemli. Yani üstümüzdeki yükü takıma yaymayı çok iyi yaptı hoca bu konuda. Yani takım halinde savunma yaptığımızda gerçekten birçok maçta çok az gol yedik. Hatta kalemizde gole çok fazla maçta kapattık. Yani hocanın çalıştırmaları bu yöndeydi. Svensson'la konuştuk. Ben de seni sordum çünkü hani merak ettim de bir oyuncusun bir yanda. Bayağı övdü seni ki Svensson çok iyi bir profesyonel. Şey dedi, hani boyuna göre çok hızlı dedi. Çok da iyi çalışıyor dedi. Öğreniyor gün geçtikçe dedi. Sen nasıl görüyorsun kendini, hani gelişimini, ilerideki hedeflerin açısından? Gelişimimi oynadıkça daha da iyi tamamladığımı düşünüyorum. Tabii ki geçen seneden bugüne çok fazla ilerleme kaydettim. Ama önümde çok uzun bir yol var. Çünkü hedeflerim her zaman yukarısı. Öncelikle amir takım formasını yakalamak istiyorum. Sonrasında dünyanın en büyük 5 liginde oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Yani gerçekten çok uzun bir yolum var. Hiçbir zaman bulunduğum yerle yetinmeyi sevmeyen biriyim. O yüzden her gün eksiklerim üzerine çalışıyorum. Sürekli analizlerimi yapıyorum. Hocalar da bu konuda bana çok fazla yardımcı oluyor. Yani gerçekten maçlardan sonra en ufak bir eksiğimi yakalayıp bu konuda çalışıyoruz. Yani ancak bu şekilde istediğim, hedeflediğim yerlere gelebilirim. Yani bu konuda hocalar da bana çok yardımcı oluyor. Onlardan teşekkür etmek istiyorum. Bireysel olarak nasıl çalışıyorsun? Hani alıp ne yaparsın mesela? Maçı oynadın. Tayyip ne yaparsın? Kendi analizini yaparken kimle çalışırsın? Videonu nereden izliyorsun? Nasıl yapıyorsun? Anlatır mısın bize o süreci? Massimo hocamız var, analizci. Maçtan sonra hepimizin bireysel pozisyonlarını çıkarıyor. Bu pozisyonların analizini hep beraber yapıyoruz. Zaten bende de birkaç uygulama var. Yani muhtemelen her maçımı maçtan sonraki gece pozisyonlarını izlemişimdir. Evet, ve uygulamadan bakabiliyorum. Her maçın pozisyonlarını izliyorum, kendi pozisyonlarımı. Nerede ne hata yapmışım, nerede nasıl durmuşum. İyi yaptığım şeyleri de, kötü yaptığım şeyleri de. Yani aslında gelişimin en çok katkısı olan şey bu. Kendimi izledikçe daha iyi görebiliyorum eksiklerimi. Ben kaçırdığım şeyler olursa da hocalar bana bu konuda yardımcı oluyor. Yani dediğim gibi Montella hoca bu konuda çok iyi, analizi çok iyi bir hoca. Yani en ufak eksikleri daha iyi görebiliyor ve bunları bize söylüyor. Yani bu yönde çalışıyoruz. Hocalarımızla bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Özellikle savunma dörtlüsü olarak bizi çok fazla çalıştırıyorlar. Nerede durmamız gerekiyor, top pozisyonları nerede karşılamamız gerekiyor. Birkaç küçük dokunuş yaptı mesela bize. Bakıldığında çok önemli şeyler gibi gözükmeyebilir ama saha içinde inanılmaz faydasını gördük bu konuların. Mesela ön direkt pozisyonları, stoperler olarak nerede durmamız gerektiği konusunda. Yani artık böyle sistem öyle oturdu ki bazen bakmadan yerimizi alıp topun nereye geleceğini kestirip müdahale edebiliyoruz. Bu da savunmada en önemli şey aslında. Bir yandan belli ki futboldan keyif alıyorsun. Hani hedefini de yüksek koymuşsun zaten ki bence hani bu oyunu oynayan herkesin hedefinin oralar olması lazım. Ha, olur olmaz ayrı bir şey ama ki ben senin oraları göreceğini düşünüyorum. Ama oraya hedefi koymazsan ya daha yerel tutarsan hedefine ulaştığını düşünüp belki de olabileceğin oyuncudan vazgeçmiş oluyorsun. Sen peki nasıl bir futbol takibin var? Hani tabii kendi maçlarını kendin izliyorsun ama mesela evine gittiği zaman Tayyip hangi maçları tercih eder? Ne yapar? Futbolla ilişkin nasıl şey dışında? Yani, oyun oynar mısın mesela? Futbol oyunu oynar mısın? Yani çok fazla FIFA oynuyorum zaten. Takım arkadaşlarımızla da çok oynuyoruz.
Yani son zamanlarda zaten bu konuda en çok izlediğim takım Manchester City ve Liverpool. Savunma anlamında gerçekten çok iyiler ve çok iyi oyuncuları var şu anda. Dediğim gibi kendi eksiklerimizi izleyip onların da maçlarını izleyerek artı yönlerini almaya çalışıyorum. Nerede nasıl duruyorlar, neleri iyi yapıyorlar. Yani bu da bana çok fazla şey katıyor. Yani dediğim gibi... Gözlemlerin de mesela o takıma baktığın zaman ben mesela izlerken sende oluşan ve ben oyunuma hani şöyle yapayım dediğin ne gözüne takıldı? Yani mesela oyuncu şu konuda bir şey söyleyebilirim mesela. Van Dijk var biliyorsunuz şu an dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi. Bence pozisyon anlamında şu an dünyanın en iyi stoperi diyebilirim. Çok bazen dışarıdan ağır gibi gözükebiliyor ama çok o kadar doğru pozisyonlar alıyor ki her pozisyonu kesebiliyor, her atak kesebiliyor. Onun pozisyon alması benim için çok iyi bir örnek gerçekten. Onun maçlarını çok fazla izliyorum. Tabii ki yine takım savunması olarak çok fazla şey katıyorlar bize. Liverpool ve City, özellikle City, Guardiola bu konuda çok iyi. Takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Geri dörtlüsü muhteşem bir pozisyon oluyor. Yani ben her zaman bu konularda izleyip kendime örnek alıyorum. Oynarken hangi takımları seviyorsun, tercih ediyorsun? Yani biz kendi aramızda da maç yapında ben hep Liverpool'u alıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve özellikle Real Madrid, onu da çok seviyorum. Zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Yani herkesin hayali olan bir kupa, bir devler arenası. Orada şampiyon oldular. Yani Real Madrid ve Liverpool alıyorum genelde. Kendi pozisyonundan sevdiğin oyuncular kimler? Şey olarak, genel olarak. Dediğim gibi Van Dijk ve Sergio Ramos var. Yani ikisi de çocuktan beri, ikisi de benim idolümdü. Gerçekten çok da üst düzey futbolcular. Her anlamda hücuma katkılarıyla çok fazla skora katkı veriyorlar. Savunma anlamında ve liderlik özellikleri çok ön planda futbolcular. Yani kendim de olmak istediğim sahada karakter bu futbolculara çok yakın. Stefan Kuntz Hoca galiba 4-5 önce, Ocak ayında olması lazım. Spor yazarlarına davet vermişti. Orada sohbet ederken ben stoperler üstünde bir soru sorduğumda senin adın geçmişti. Performans olarak da dikkat çekiyorsun. Ama takımca da aslında iyi bir ilişkiniz var. Hani savunma hattı üzerine ne söylersiniz? Samet'le birlikte oynuyorsun. Svensson çok değerli. Sol bek biraz daha değişken oldu ama ki arkanızda çok iyi bir kaleci vardı bence. Evet. Yani Muriç'i de ben çok beğeniyorum. Nasıl bir ilişkiniz vardı savunma hattı olarak? Samet abiyle gerçekten çok uyumlu bir ikili olduk. Haftalar geçtikçe, oynadıkça da gerçekten birbirimize daha iyi anlaştık ve iyi performanslar sergiledik. Svensson da bu konuda özellikle çok etkili bir futbolcu defans için. Çok büyük bir profesyonel, her maç %100 ile oynayan bir futbolcu. Sol bekte oynayan tabii dediğiniz gibi çok değişiklik oldu fakat yani savunma dörtlüsü olarak iyi performans sergiledik. Evet, çok iyi bir performans sergiledik. Ve bu konuda Muriç'in de çok fazla etkisi oldu. Bize çok fazla maç, belki çok puanlar kattı bize gerçekten. İyi bir uyum yakalamıştık. Zaten son 5-6 haftaya kadar da savunma olarak çok iyi gidiyorduk. Sezon sonuna doğru biraz düşüş yaşadık ama genel olarak savunma ve genel performansımıza memnunum. City aslında takip ediyorsun. Aslında bir Manchester City oyuncusu. Evet. Sohbet ettiniz mi şimdi bu işte o konuda? İlk geldiğinde çok fazla soru soruyorduk. Belki rahatsız da olmuştur bilmiyorum. Her futbolcuyu soruyorduk mesela. Kim en etkili futbolcuydu? Biz şimdi mesela antrenmanlarda Muriç'e şut çekiyoruz. Bazen çok kolay tutuyordu bizim şutlarımızı. Gol atmak gerçekten çok zor Muriç'e. Çok uzun ve boyuna göre çok çabuk bir kaleci. Mesela soruyorduk ona. O bize hep Kevin De Bruyne'in şutlarını kurtarmanın çok zor olduğunu söylüyordu. Biz çok zorlanıyoruz mesela gol atmaya ama Kevin De Bruyne de ona çok rahat bir şekilde gol atıyormuş. Yani çok fazla soru soruyorduk kendisine futbolcularla ilgili. Yani çok özel bir deneyim aslında ki evet. Adana Demirspor'a da çok şey kattı bir yandan. Evet. Amilli takıma baktığın zaman aslında yani bundan 4-5 yıl önce yani çok az alternatifin olan bir pozisyondu. Şimdi hani Ozan her ne kadar son 1-2 yıl biraz hani rahatsızlıklar nedeniyle zayıf geçirse de Liverpool gördü daha bu yaşta. Çağlar Soyuncu Premier Lig'de düzenli oynuyor. Kaan Ayhan Avrupa'da oynuyor, İtalya'da oynuyor. Yani çok fazla aslında stoperi ihraç ettik. Sen nasıl bakıyorsun? Ya bu da senin için aslında bir referans olabilecek bir konu. Ben altyapıdayken dediğin gibi abi hani stoper konusunda bir eksiklik vardı milli takımda. Hep derlerdi bize işte önünüz böyle açık, böyle şanslısınız bu konuda. Ama şu anda gerçekten çok çok iyi bir jenerasyon var defansta. Stoper ikilisi yani çok fazla oyuncu var üst liglerde mücadele eden. Ama ben zamanla bu jenerasyonun içinde yer alabileceğime inanıyorum. Yani eminim takip ediyorlardır zaten hoca ve ekibi. Oynadıkça daha iyi performans sergiledikçe milli takımı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Aslında milli takımın son maçta üçlü savunma oynaması aslında üç stopere yer açtı. Evet. Bunu Kuntz Hoca ile konuştuğumuzda aslında o adaylar arasında senin de adın geçmişti. Bunu belki tam hatırlamayan, şimdi Adana Demirspor'da çok dikkat çekici bir performans sergiledin geçen yıl. Biraz burayla anılıyor ama hani şanslı bir yönün daha var. Aslında bir tane daha önemli. İtalyan ekolü diyeyim. İtalyan değil ama
İtalyan ekolü bir hocayla daha çalışın. Igor Tudor. Evet. Üçlü savunma oynatıyordu. O da biraz Tudor'la nasıl bir hocaydı? Onu biraz anlatır mısın? Tudor'la çalışmak nasıldı? Tudor yani gerçekten futbolcuların antrenmanlarıyla, maçlarıyla zorlanabileceği bir hoca. Çünkü çok tempolu, diri bir takım istiyor. Saha içinde de bunun karşılığını almak istiyor. Ama ben Tudor'la çalıştığım için çok mutluyum. Çünkü bana onunla 16-17 yaşında çalıştım ve ilk beni A takıma çıkaran Tudor'du. Bana savunma anlamında çok fazla şey kattı. O da dediğim gibi pozisyon ve taktik anlamında yani savunma üzerine duayen diyebilirim. Yani çok iyi bir teknik direktör. Ondan da mümkün olunca faydalandım. Üçlü savunmaya da çok önem veriyordu. Biz de denedi fakat çok başarılı olamayınca dörtlü savunmaya döndü. Yani duyduğum kadarıyla Galatasaray'da da bunu denemiş. Bunu gerçekten seviyor üçlü savunmayı. Ama genel olarak antrenmanları gerçekten çok tempolu geçiyor. Yani iyi bir atlet olmanız gerekiyor onun takımda oynamak için. Tudor peki şey yapar mıydı böyle? Artık peste çıkacağım futbolcular falan artık ölene kadar koşturuyor der miydi? Yani öyle diyebilirim çünkü bazen artık enerjisi kalmıyordu futbolcuların. Özellikle kamp döneminde çok ağır bir kamp geçirdik. Nefesimiz ama kesiyordu. Evet yani kesiliyordu ama sezon içinde çok fazla karşılığını aldık. Yani çok fazla koşuyorduk saha içinde. 90 dakika pres yapabiliyorduk. Yani rakiplerimiz 70'den 80'den sonra düştüğünde biz o andan sonra daha fazla ön plana çıkıyorduk. Yani karşılığını aldık. Sonuçta futbolcuyuz. Yani hocanın bir tarzı var. Bu tarzda gerçekten bence iyi bir tarzdı. Ona uygun olarak çalışıyorduk ve karşılığında fazlasıyla aldık. Tudor aslında hani seninle çalıştı sonra Galatasaray'a geçti. Öyle bir şey oldu mu? Seni isteme gibi bir durum oldu mu daha sonra? Görüşüyorduk ama ben o zaman çok gençtim. Yani Tudor'la da daha sonrasında görüşmüştük. Gelişime çok fazla katkısı oldu. Beni de çok seviyordu. Çok da yardımcı oldu. Yani belki bir gün tekrar karşılaşırız bilemiyorum. Yani gerçekten çok iyi bir hoca. Tabii ki şimdi iyi performans sergileyince doğal olarak taliplerin de oluyor. Seni isteyen takımlarda olduğunu biliyoruz. Yani Adana Demirspor çok özel bir kulüp taraftarıyla, evet. Başkan çok şahsına münasip bir başkanı da var, evet. Açık, iletişime de açık gayet. Yarın öbür gün Adana Demirspor müsaade ederse bir İstanbul olabilir, başka bir yer olabilir. Bir hedefin var mı? Türkiye'de de başka takımda oynama ister misin bir yandan? Yani şu anda teklifler olduğunu biliyorum fakat ben tamamen kampıma odaklanmış durumdayım. Zaten başkanla, spor direktörümüzle, as başkanımızla çok iyi bir ilişkimiz var. Yani bu konuda iki önemli husus var. Kulübümüzün menfaatleri ve benim kariyerden nasıl iyi şekilde gideceğin önemli. Yani ben en iyi yolu bulacağımızı düşünüyorum. Başkanım da benim için ve kulübüm için en iyi karar verecektir. Ben sadece şu an kampıma odaklandım. En iyi şekilde sezonu hazırlanmaya çalışıyorum. Yani tabii ki hayallerim var. Amil takım yakalamak, Avrupa'nın iyi kulüplerinde oynamak. Ne olacak göreceğiz zamanla. Böyle tercih ettiğin bir lig var mı böyle? Hani izlerken ya ben buraya daha çok... Şey de olabilir bu arada atıyorum. Mesela Liverpool City izlemeyi seviyorsundur ama dersin ki ya ben orada değil de mesela işte başka bir ligde daha başarılı olurum. Var mı öyle kafanda bir ya, şey? Aslında hep böyle Premier Lig'de oynamak istemişimdir ama hocalarımızla konuştuğumda da hani İtalya ve İspanya Ligi'ne daha uyumlu olduğumu söylüyorlar. Yani umarım bu ligleri yakalayabilirim. Şey yapıyor musun peki? Bir yandan böyle hani sonuçta Svensson var takımında, Balotelli gibi bir adam var. Mesela Gökhan İnler var ki mesela Türkçesinden tut hani İtalyanca tonla dil. Evet. Ya hakim. Böyle dil olarak kendini geliştiriyor musun? Bir de uluslararası oyuncularla bir sohbetin var mı? Hani kimden ne öğrenirim? Zaten hani öğrenim döneminden İngilizce karşı bir ilgim vardı. 16 yaşından itibaren futbolcularla sürekli ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İngilizcemi de bu şekilde geliştirdim. Yani şu anda hepsiyle de konuşuyorum. Yani çok iyi değil ama iletişim kurmama yeterli oluyor. Yani bu da aslında benim için iyi bir şey. Çünkü birçoğuyla sohbet ediyorum. Balotelli ile işte yabancılarımızın çoğuyla soruyorum oynadıkları yerlerde nasıldı. Gökhan abi de bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Yani beslenmelerinden tutun mesela Leicester gibi büyük bir takımda şampiyonluk yaşadı. Nasıl besleniyorlardı, nasıl antrenman yapıyorlardı. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yani tabii ki dil önemli yani İngilizcem olmazsa Balotelli ile konuşamam, Svensson'la konuşamam. Her dakika yanımda tercüman olmuyor. Bu konuda da kendimi geliştirdim. Yani daha fazla faydalanabilmek için onlar da sağ olsun bana çok fazla yardımcı oluyor. Gökhan'la sohbet ettik. Gökhan şey diyor. Hani ben 16 yaşında da bize çok bir şeyler öğrettiler diyor. Ben onları uyguladım ama daha sonra tabii ki kendimi iyice öğrendim, geliştirdim. Şimdi hani çok daha bilgiliyim diyor. Hani kendi bir profesyonel futbolcu olarak bakma bakımından. Senin nasıl bir rutinin var? Neler öğrendin etrafından? Hani yaşın hala genç ama aslında yaşına göre Türkiye standartlarına tecrübelisin. Çünkü herkese nasip olmuyor bu yaşlarda düzenli oynamak. Evet. Nasıl bir rutinin var? Kaçta yatarsın? Mesela beslenirken neye dikkat edersin? Var mıdır böyle kaçak böyle şey? Çekirdek seven olur, şey olur falan. Böyle şeyler yani var mı? Son iki yıldır özellikle çok fazla dikkat ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi futbolcularla çalışıyoruz. Gökhan abi özellikle çok donanımlı, çok tecrübeli bir futbolcu. Hani bize bu konularda çok yardımcı oluyor.
kendisi de bunları uyguladığı için bizim için daha iyi bir örnek. Yani uyku saatlerine çok fazla dikkat ediyor. Ben de son 2 yıldır bu konuda çok dikkatliyim. Yediği şeylere çok dikkat ediyor ve inanılmaz antrenman yapıyor. Yani kendisi ekstra çalışıyor. Yani bu yaşta olmasına rağmen birçok antrenmandan önce fitness'la beraber oluyoruz. Yani bu konularda bize çok büyük örnek oluyor. Yani bu seviyelerde oynadığına göre tesadüf değil. Yani ben de bunları yapmalıyım ki daha üst seviyeleri yakalayabilmeliyim. Yani son 2 yıldır özellikle beslenme ve uyku konusunda, ekstra antrenman konusunda ben de çok fazla dikkat ediyorum. Geçen sene Yunus'la birlikte çıkış yaptınız sayılır. Evet. Takımın iki genç süre alan değerli oyuncusu. Evet. Yunus A milli takıma gitti. Galatasaray'da da şans bulacak gibi. O da ona nasıl bakıyorsun? Sonuçta birlikte bir şeyler yaptınız. O da çok değerli bir oyuncu. Yunus gerçekten çok yetenekli. Zaten kardeş gibiyiz, çok yakınız. Ben milli takımı yakalayabileceğine her zaman inanıyordum. Bize ilk geldiğinde de bunu fark etmiştik zaten. Çok yetenekli, çok iyi bir futbolcu. Eminim Galatasaray'da da oynayacak ve iyi performanslar gösterecektir. Gerçekten özel bir oyuncu. Yani ona da gurur duyuyorum, milli takımı yakaladı. Dediğim gibi Yunus'la beraber Gökhan abi bize çok ilgilendi, çok yardımcı oldu. Diğer tecrübeli futbolcular, Balotelli olsun ve diğerleri. İkimiz de bundan mümkün olunca faydalandık. Yunus şu an milli takımı yakaladı. Bakalım inşallah sıradaki benim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim abi. Ümit ediyorum bir sonraki röportajını belki başka değerli bir kulübümüzde yaparız. Belki Avrupa'da yaparız. Bakalım hayırlısı. Ümit ediyorum güzel bir şey olur. Tabii ki en büyük teşekkürüm sizlere. Siz de röportajı beğendiyseniz videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atsınlar mı Tayyip? Atsınlar abi, bekliyoruz. Like da bekliyoruz, abonelik de bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.